İlk olarak kodlama yapacağımız bölümü tanıyalım. İki alanımız var. Görüntü alanı ve kod alanı. Bilgisayar kod alanına yazdıklarımızı okuyarak ondan ne yapmasını istediğimizi anlıyor ve görüntü alanında istediklerimizi yerine getiriyor. Şimdi Kodu çalıştır düğmesine basalım ve kod alanındaki algoritmanın çalışmasını görelim. Bilgisayar nesneleri onlara verdiğimiz isimler ile tanır. İlerle fonksiyonu robot isimli nesneye bağlıdır ve görevi nesneyi bir adım ileri hareket ettirmektir. Yazımdaki nokta işareti bu bağı temsil etmektedir. Yazdığımız her bir harf, sayı ve işaretin bilgisayar için bir anlamı vardır. O yüzden kurallara uygun yazmamız çok önemlidir. Fonksiyon isminin sonundaki parantez aç, kapat işaretlerinin içinin boş olması fonksiyonun Parametresiz olarak çalıştırılmak istendiğini belirtmektedir. Parametre bir fonksiyonun kullanması için ona gönderilen bilgilerdir. Şimdi ikinci örneği inceleyelim. Bu örnekte 3 satırlık bir algoritma yazılmış. Bilgisayar sırasıyla kodları yorumladığında robot ilk 2 satırdaki kodlar ile İki adım ilerleyecek ve anahtar al fonksiyonuna sıra geldiğinde robotun konumu anahtar ile aynı konumda olacağı için anahtarı alabilecek. Algoritmayı çalıştıralım ve bilgisayarın kodları nasıl uyguladığını görelim.